Afrika gazetesine dün sabahın erken saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs tarafından torba içinde ölü köpek bırakıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Söz konusu olay gazetenin güvenlik kamerasında da görüntülendi. Bugün sabah 7 sıralarında Afrika gazetesinin önüne kimliği henüz belirlenememiş bir şahıs tarafından cansız köpek bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis güvenlik kamerası görüntülerini de incelemek üzere aldı. Afrika gazetesi genel yayın yönetmeni Şener Levent olayı kanaatimi anlattı. Geceleri bu binanın dış kapısı kapalıdır. Yani anahtarı olanlar açar ve girer ancak o da burada yaşayan apartman sakinlerinde olan anahtardır. Buraya ilk gelen gazeteye abim Mehmet Levent saat 6.30'da kendisi yine her zamanki gibi geldi. Açtı kapıyı, aşağıdaki kapı kapalıydı. Ve o açtıktan sonra 6.30'da burasını, saat 7'de de bu şahıs geldi. Bugün resmini de gazetede yayınladığımız şahıs. Evet. Kamera görüntüleri var. Biz bu kamerayı kurşunlamadan sonra koymuştuk. Onun için şimdi bu gibi olayları saptıyor. Zaten bölgede de burada sanırım epey kameralı iş yeri falan var. Aşağıda dövizci falan. Ama gelişi öyle bir geliş ki kapının açık olduğunu biliyor. Kucağında da işte torbanın içinde bir torba, içinde de köpek ölüsü. Kan damlıyor oradan, köpekten. Çöp bidonları var aşağıda belediyenin. Onların yanından geçerek geliyor. Yani oraya falan atmadı bunu. Doğrudan bilinçli olarak aldı. Kamerada da görüldüğü gibi. Ve buraya getirdi, girdi apartmana ve koydu ve biraz telaşla çıkıp gitti. Bunların görüntüleri var. Polis de bu görüntüleri dün yaptığı soruşturmada kamera görüntülerini aldı. Aldı ve gitti. Bizim de yani karşı çıktığımız kesimler, eleştirdiğimiz kesimler çok, yayınlarımızdan rahatsızlık duyanlar çok. Hangi birini söyleyeyim, hangi birini sayayım bunlardan? Yani bu kesimlerden herhangi biri de olabilir. Ancak bu olay daha çok mafyavari bir olay. Yani çete olayı gibi bir olay. Tehdit olarak bize karşı yapılmış bir tehdit olarak algılıyoruz. Yani eğer bu yolda devam ederseniz köpek gibi gebertiriz mesajı. Böyle algıladık. Zaten geçmişte de bize bu çok söylendi. Yani köpek gibi vuracağız diye ben bu telefonlardan çok tehdit aldım. Bu defa da işte böyle bir köpek getirdiler buraya. Şimdi söylemek istediğim yeni şey şu. Yani bugün gazetelerde yer almayan, bugün olan gelişmelerden. Tabii ki bu şahıs henüz şu ana kadar, sizinle konuştuğumuz bu ana kadar yakalanmış değil. Polisler bu sabah yeniden geldiler bize, sabahın erken saatlerinde 8.30 falan. Ve yeni bir araştırma yaptılar. Belli ki dün eksik bıraktıkları şeyler vardı ve belki ikaz edilmişler ve onlar da bugün tamamlamaya çalıştılar yaptıklarına. Gidip diğer apartman sakinlerinden de burada ifade aldılar. Yani yukarıda bulunanlardan. Evet. Bir o. İkincisi yeni olan şey şu. Dün köpeği alıp gitmemişlerdi. Bize bırakmışlardı bunu. Ben de buna çok hayret etmiştim tabii ki. Yani ortada bir suç vardır. Bu da bir emaredir. Bunun emare olarak polis tarafından alıkonması gerekir. Bize bıraktılar. Daha sonra da belediye aldı bunu, bu köpeği. Bugün köpeği aramaya koyuldular. Belediyeye de ulaştılar. Ve sonunda köpeği buldular. Köpeğe götürüp otopsi de yapmışlar. Aldığımız bilgilere göre polisten. Ve köpeğin sert bir cismin vurulması sonucu öldürülmüş ya da ölmüş olduğunu saptamışlar. Sert cisim nedir? O belli değil. Yani araba çarpması mı yoksa bilinçli olarak bir şeyle mi vurup öldürdüler? O yok yani.
Bilgimiz dahilinde değil. Ama önemli olan bu değil tabii, köpeğin nasıl öldürülmüş olduğunu. Önemli olan bu kişinin getirip bunu bizim kapımıza bırakması. Çok açıkça, net bir biçimde görülüyor kamerada. Yani fotoğraftaki gibi karanlık falan değil bu kamera. Kameradan alınmış olduğu için karanlık çıktı biraz adamın yüzü falan. Orada çok açık. Yani bulunması, yakalanması çok da güç olmayan birisi gibi görünüyor. Ama şu ana kadar dediğim gibi biz böyle bir bilgi almadık henüz polisten. Evet.